Yeniden merhaba. Dün akşam çalıştığımız deseni bir de sıfırdan anlatayım dedim ben. Daha önceden hazırlamış olduğum 1 santimetrelik mesafeli paralel doğrularım vardı biliyorsunuz. Bu doğruların üzerine eskiz kağıdını yerleştirdim. Ve 2 santimetre aralıklı doğrularımı çizdim. Şimdi bunu üçgen ızgariye çevirmek istiyorum. Bu doğruları çizdim. Kağıdımın tersini çeviriyorum. Neden ters çeviriyorum? Çünkü belki yanlış bir daire çizerim. Yanlış bir kesişme noktası bulurum. Bu doğrular silinmez. Pergelimi aldım. Şöyle bir göz kararı, bir orta nokta buldum. Şu şekilde pergelimi yerleştirdim. Biraz büyük daire çizmem gerekiyor. Çünkü ne kadar büyük daireden oluşturursanız bunu o kadar kusursuz olur. Dairemi çizdim. Görüyorsunuz. Şimdi burada bu dairemi çizdiğim zaman yatay eksendeki AB doğrusu üzerinde, bu AB doğrumuz biliyorsunuz, kesişen iki tane noktamız var. Bu noktalara pergelimi yerleştireceğim. Şu şekilde. Burada bir dışarıdaki çember üzerinde bir işaret bırakacağım. Diğer noktaya pergelimi yerleştireceğim. Çember üzerinde gene iki tane nokta işaretleyeceğim. Kendimi kontrol edeyim. Belki doğru yapamadım. Bu işaretlediğim noktaların üzerine pergelimi yerleştiriyorum. Bakın, diğer kesişme noktasıyla kesişti. Bunu da şu şekilde işaretleyelim. Bakalım, evet. Yukarıdakileri kontrol edelim. Evet, bakın kesişti. Bunu kontrol ederim, kesişti. Şimdi ne oldu? Bu durumda bir tane eksenimiz vardı. Bu eksen üzerinde iki tane kesişme noktamız vardı. Şimdi dört tane daha oldu. Toplam altı tane kesişme noktamız oldu. Şimdi bunları merkezden geçecek şekilde, merkezin burası, karşılıklı birleştireceğim. Kalemimi merkeze yerleştiririm. Şöyle gözümle bakarım. Burada ve burada bu noktaları yakalayabildim. Yakaladıysam kalemimi kağıdıma dik olacak bir şekilde cetvelin kenarına yerleştirip doğrumu çizdim. Ne oldu? Bir eksen daha çizdim. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Merkeze yerleştirdim. Baktım, yukarı ve aşağıya bakıyorum. Gözümle. Noktaları yakaladıysam hemen çiziyorum. Peki ne oldu şimdi? Bakın, burada bir eksen vardı. Burada bir eksen daha buldum. Bir eksen daha buldum. Yani toplam 3 tane eksenim oldu ve her merkezden geçen doğruyla diğer doğru arasındaki mesafe 60 derece. Bir daire 360 derece olduğunu düşünün. Bunu 6 parçaya bölerseniz 60 derece yapar. Şimdi diğer iki eksenimi de buldum. Kağıdımı ters çeviriyorum tekrar. Yani doğruları çizdiğim yere çeviriyorum. Ne yapacağım? Bakın, bu birinci eksenin oturduğu doğru. Ama ben bu doğru ve bu doğru üzerinde de aynı paralel doğruları istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Eksenimi bulabilmek için ikinci ekseni AB doğrumuzun üzerine getiriyorum. Güzelce yerleştiriyorum. Çok dikkatli bir biçimde. Böyle iki ucundan şu şekilde bantlıyorum. Sonra cetvelimi alıyorum ve gene 2 santim aralıklı doğrularımı kağıdın üzerine aktarıyorum. İkinci merkezimin paralel doğrularını çizdim 2 santimetre aralıklarla. Şimdi bakın, burada bir paralel doğru daha var merkezden geçen, pardon. Bir tane eksen daha var. Peki ne yapacağım?
çevireceğim bu ekseni, bu gördüğünüz üçüncü ekseni AB doğrumun üzerine yerleştireceğim. Çok dikkatli bir biçimde yerleştirin, yoksa üçgenleriniz, eşkenar üçgenleriniz birbiriyle kavuşmaz. Bantlıyorum. Ve 2 santim aralıklarla tekrar kağıdıma aktarıyorum, eskiz kağıdıma. Yavaş yavaş bitmek üzere. Şimdi bu kenarlarda boşluk kaldı. Buraları da çizeyim. Gene böyle çok dikkatli bir biçimde yerleştiriyorum. Burada bayağı bir dikkat etmek gerekiyor. Kaydırmamak lazım. Peki neden böyle çalışıyoruz? Aslında bu deseni üretirken daire çizerek, bu dairelerin kesişme noktalarını işte bularak desene ulaşmamız mümkün. Fakat mükemmel bir biçimde kusursuza yakın bir altyapınız, yardımcı çizgileriniz yoksa istediğiniz desene ulaşamazsınız. Bu desenin özelliklerinden birisi yatay ve dikey birim hücresi olarak değişiyor. Önce biz deseni çalışıyoruz. Dikey birim hücresini buluyoruz. Daha sonra onun yatay birim hücresini bulacağız. Bu şekilde sonsuza aktardığınız zaman çok ilginç bir sonuç elde edeceğiz. Birbiriyle kesişen desenlerden birisi, birbiriyle kesişen 12'gen. Yani hem kenarları hem açıları eşit 12 eşkenardan oluşacak. Gördünüz, bitirdim ben bunu. Şimdi ne yapacağım? Bunu kaldırayım. 25'im bitti. Şimdilik. Bu benim elimin altında her zaman yardımcı güç olarak bir kenarda kalacak. Evet. Şimdi bakın, eşkenar üçgenlerim hazır. Ben bu eşkenar üçgenlerden desene nasıl ulaşacağım? Aslında burada bal peteği lazım bize. İsterseniz önce birim hücrelerini bulalım, bal peteğini. Onu da anlatayım. Daha sonra desene geçelim. Bu da sizin elinizin altında her zaman kullanabileceğiniz bir veri olarak kalsın. Şuraları da tamamlayalım. Bal peteği nasıldı? Arılar nasıl yapıyordu bal peteğini? Hep altıgenlerden oluşuyordu. Buradaki eşkenar üçgenlerin 6 tanesini bir araya getirdiğiniz zaman bakın, gördüğünüz gibi bir bal peteği oluşur. Şöyle küçük çizgilerle şu şekilde silerek size anlatabilirim. Ha, bu merkezler arkada kaldığı için silinmiyor. Şöyle daha koyu bir kalemle çizeyim. Önce bu bal peteğini bulmamız gerekiyor. Biz bununla bir sürü desen çalıştık. 3 haftadır çalışıyoruz. Ben genelde merkezden başlarım. Merkezden başlayıp dışa doğru bal peteklerini bulmak daha kolay oluyor. Gördünüz. Bir tanesini buldum. Şimdi ikincisi nerede? Bakın. İkincisi burada, çaprazdan gidiyor ve aşağıdan yukarıya doğru gider bunda.
İkinciyi de hemen çizelim. Bakın ikinciyi de çizdim. Ne oldu? Bir altında. Hemen bu ikisinin kesiştiği yerde bakın bir bal peteği daha var. Görüyor musunuz? Onu da belirginleştirelim. Yani neticede aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde altıgenlerimizi oluşturmamız gerekiyor. Gördünüz. 3 tanesini çizdim. Şimdi ben bunun hepsini bal peteklerini hazırlayacağım. Bal peteklerini oluştururken eğer kafanız çok karışıyorsa benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Bakın ben yukarıdan başladım. Böyle zikzaklar çizerek aşağıya indim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi cetvelimi alacağım. Altıgenleri bu şekilde tamamlayacağım. Bazen insanın kafası karışıyor, yanlış çizebiliyor. Bu şekilde görüyorum hemen. Daha pratik bu. Bal petekleri ortaya çıkıyor. Yani Allah ne güzel yaratmış değil mi arıları da? Neredeyse kusursuz bal petekleri üretiyorlar. Bunun üzerinde çalışmayacağım. Bu da benim elimin altında böyle her zaman kullanabileceğim bir şablon olarak kalacak. Çünkü biz altıgenleri seviyoruz. Altıgen üzerinden desen üretmeyi seviyoruz. Ecdadımız da çok kullanmış bu altıgenleri. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel altıgenlerim oldu. Burada bir eksiğim olmuş. Şimdi biz birkaç haftadır çok farklı desenler çiziyoruz. Bunun için bize bir altıgenin içinin 6'ya değil de 12'ye bölünmüş hali lazım. Yani buradaki bir dilim 60'tı biliyorsunuz. 60 dereceydi. Bana 15 derece lazım. 12'ye bölersem 15 dereceyi elde etmiş olurum. Onun için ne yapıyorum? Bakın cetvelimi aldım. Yukarıdaki altıgenin merkezine yerleştirdim kalemimi. Biraz kalemi göstereyim. Gördünüz mü? Siz dik tutun ama ben size göstermek için böyle biraz kalemi yan çevirdim. Şu şekilde yerleştirdim. Bu aşağıdaki noktayı da çok iyi görmem gerekiyor. Yani burada gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 noktadan geçmesi gerekiyor. Buldum, yerleştirdim. Bakın doğruyu çizdim. Evet, şimdi ne yapıyorum? Diğer altıgenin merkezine geçiyorum. Dün mesela Fatma'nın yanlış yaptığı yer buraydı. Altıgenleri bulamadığı için
Şuradan çizmişti Fatma bir de aynı zamanda. Bu şekilde bütün dikey çizgilerimi tamamlıyorum. Evet, dikey olanları tamamladım. İki eksenim de iki tane daha eksen çizeceğim. Yani bakın, önceden benim 1, 2, 3 eksenim vardı. Şimdi 3 tane daha ilave ederek orada da toplam 6 tane eksen elde etmiş olacağım. Onun için de gene bu sefer çapraza geçiyorum. Çaprazda bakıyorum bu şekilde, düzgün bir biçimde. Buldum. Bulduysam hemen kalemimi dik bir hale getirip tamamlıyorum. Şunları da tamamlayalım. Ben genelde böyle uzun yerlerde 50 santim kullanıyorum ama belki sizin 50 santim cetveniz yoktur. Şimdi bunun bütün paralellerini çizeceğim. Paralelleri çizmek için ne yapacağım? Gene altıgenlerin merkezlerine bakacağım. Düzgün bir biçimde yerleştim. Cetvelimle doğru mu çizdim? Buraya geldim. Doğru mu çizdim? Şunu da çizelim. Genelde bu dışa doğru olan yerlerde çok yanlış yapılıyor. O yanlışı yapmamanız için de şimdi size bir farklı bir şey anlatacağım. Evet. Şimdi iki doğrumun arası kaç santimmiş bakalım. 3,4 civarı. Diğerlerine bakalım. Evet, 3,4. Tam buçukta değil. Bakalım. Evet, 3,4 buçuk bile değil. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki doğru yanlış olabilir. Onun için 3,4 buçuk civarında bir işaret şuraya bırakacağım. Buraya da bırakacağım. Buldum. İki tane işaretlediğim noktayı karşılıklı birleştireceğim. Şimdi burayı da yapmam lazım. Burayı da yapmak istiyorum. Aynı şekilde 3,4 civarı, 4,5'a yakın bir değer bu. İşaretledim. Buraya geldim. İşaretledim. Bu iki doğruyu, işaretlediğim doğruyu karşılıklı çizdiğim zaman ne oldu? Burada da mükemmel bir bölünme elde ettim. Aynı şeyi burada da yapacağım. Biraz ayağa kalkmam lazım. 3,4,5 civarı. Şurası. Doğruyu birleştireyim. Şimdi burayı yapalım. Çıktığımda şöyle iki noktayı birleştirdiğim zaman burada da o mükemmelliği yakalamış oluyoruz. Bazen biz desenimizi çok geniş çalışırız. Buralarda bize lazım oluyor genelde bu köşeler. Şimdi bu çaprazları yaptım. Hangisi kaldı? Bakın görüyorsunuz burada bir belli oldu hemen ortada. Bu çaprazım kaldı. Gözümle ayarladım. Çizdim. Evet, diğer altıgenlerin merkezine geldim. Merkezleri birleştiren doğrularımı, paralel doğrularımı çizerek bütün altıgenleri 12'ye bölüyorum. 12 eşit parçaya. Şimdi diğer paralel doğrularımı da çizdim. Ne elde etmiş oldum?
Bir sürü bal peteğim var ve her bal peteğinin içi 12'ye bölünmüş durumda. Yani 15 derecelik açılarla bal peteklerimi elde etmiş oldum. Bu şekilde de yakından size göstereyim. Gördüğünüz gibi 15 derecelik açılarla neredeyse kusursuza yakın bal peteklerimi elde ettim.